Şimdi mülteci hukukunun e, uluslararası planda e, geniş çerçevede düzenlendiği metin 1951 tarihli mültecilerin statüsüne ilişkin Cenevre Konvansiyonu, Cenevre Sözleşmesi. Ancak e, bu Cenevre Sözleşmesinin bazı sınırları var. E, İkinci Dünya Savaşı'nın koşulları dikkate alınarak tasarlanmış bir sözleşme e, ve sadece İkinci Dünya Savaşı'nın yarattığı sorunu gidermek için tasarlanmış. Bu nedenle iki tür sınırlamaya yer veriyordu. Bir tanesi zamansal sınırlama. Sadece 51 tarihi öncesindeki olaylar bakımından uygulama kabiliyeti vardı. İkincisi devletlere coğrafi bir sınırlama yüklüyordu. O da sadece Avrupa'da meydana gelen olaylardan dolayı kaçanlar için bir koruma yaratıyordu. Bunun dışında sözleşmenin başka eksiklikleri de var. En önemlisi belki bireysel risk analizine dayalı olması, yani bir savaş koşulunda ayrımsız şiddetten kaçan insanların korunması ile ilgili bir düzenleme yok sözleşme içerisinde. Her başvurucunun bu sözleşme çerçevesinde koruma görecekse bireysel olarak risk altında olduğunu ispat etmesi gerekiyor. Günümüze geldiğimiz zaman. Dünyada daha çok kaçmak zorunda kalan, e, sığınma arayışın içinde olan insanlar halbuki savaş koşullarından topluca kaçıyorlar. Dolayısıyla sözleşmenin bu eksikliği e, ciddi bir koruma açığı yarattı. Bir başka sorun, e, sözleşme e, koruma sağlanabilmesinin bir koşulu olarak sınırı geçme koşulunu arıyor. Yani e, koruma arayanlar o ülkenin, menşe ülkenin sınırlarından çıkıp Koruma istedikleri, talep ettikleri devlete girmiş olmaları gerekiyor. Halbuki bugün dünyada en fazla koruma ihtiyacı duyan insanlar savaş koşullarından kaçıp ülkeyi terk edememiş gruplar. Bunlar da ülke içinde yerinde edilmişler olarak vasıflandırılıyor. Her iki grupta sözleşmede korunmuyor. Şimdi çağımıza daha güncel koşullara baktığımız zaman bu açığın giderilmesi iki şekilde oldu. Belki şaşırtıcı gelebilir ama transit ülkeler, yani işte daha çok üçüncü dünya, bu savaş koşullarına yakın Afrika, Orta Asya, Latin Amerika gibi ülkeler uygulamalarında ve düzenlemelerinde mülteci tanımını 51 sözleşmesindeki dar tanımı genişlettiler ve savaştan kaçan, ayrımsız şiddetten kaçan grupları da mülteci tanımının içine koydular. Buna karşılık daha çok hedef ülke olan sanayileşmiş devletler, bunlar içerisinde Avrupa Birliği de var, Kuzey Amerika ülkeleri var, Okyanusya'da bazı ülkeler var. Bunlar mülteci tanımının sağladığı yüksek korumayı değil, başka statüler yaratarak, bu B statüsü olabilir, ek koruma olabilir, geçici koruma olabilir AB'deki ve Türkiye'deki adıyla yeni statüler yarattılar ve bunların bu statüler içerisindeki koruma standardı Cenevre Konvansiyonu'ndaki koruma standartından daha farklı bir standart. Türkiye'de bu konu 2013 yılında Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda düzenlendi. Ondan önce toplu bir şekilde sınırlarımıza gelen sığınmacıların sınırda durdurulması esastır şeklinde bir hüküm içeren bir yönetmelik vardı. 2013 tarihli kanundan sonra 91. maddede Uluslararası Koruma yani bireysel risk esaslı sığınma prosedürü dışında e, geçici koruma adı verilen e, bir e, statü yaratıldı. Bu geçici korumanın, e, uluslararası korumanın diğer şekillerinden farkı, başvurucunun bir mülakata tabi olup bireysel olarak risk altında olduğunu ispat etmesi gerekmiyor. Bu gruplar, e, örneğin Suriyelilerin durumu, e, bulundukları ülkedeki koşullar dikkate alınarak, ee, hiçbir başka değerlendirme yapılmadan e, geçici koruma statüsünü alabiliyorlar ve koruma altına alınıyorlar. Tabii ki e, bu statünün e, sağladığı koruma, e, yasa içerisindeki koruma, diğer uluslararası koruma çeşitlerindeki kadar yüksek bir koruma standardı değil. E, ancak e, uluslararası hukukta da düzenlenmemiş ve bir koruma açığı olan e, bir alan olduğu düşünülürse, Yasada bunun düzenlenmiş olması bir açığı Türkiye açısından gideriyor ve Türkiye bu anlamda Avrupa Birliği'nin geçici koruma yönergesine esinlenerek kendi uygulamasını şekillendiriyor.